Özgüvenin düşük olmasının maddi ve manevi sebeplerini anlatmak istiyorum. Konuya girmeden önce kaşımı nasıl yardımda hemen anlatayım. Elimde pusula, diğer elimde çanta, telaşeyle odadan odaya girerken bir taraftan da kapıyı kendime hızlıca çektim ve kaşımı yardım sevgili arkadaşlar. O yüzden bu birkaç gün burada duracak, ondan sonra inşallah kaynak olacak. Şimdi konuya girelim. Değerli arkadaşlar, özgüven, insanın özü, kişiliği, yani ruhu, öyle diyelim. İnsanın ruhu, içindeki önemli olan kişiliği. Buna güveniyoruz veya güvenmiyoruz. İnsan neden kendine, özüne güvenmez? Çünkü söz verir. O söz verdiği kişi de yerine getirmez. Öyle düşünün. Özüne güveni azaldığı için özgüven eksikliği derler. Bunun maddi sebepleri var. Bir de manevi sebepler var. Bir kere özgüveni düşük insanlar hayatında neler yaşarlar? Bazı konuları bilirler, çözümleri bilirler ama bir türlü harekete geçemezler. Bildiği çözümleri uygulayamazlar. Harekete geçemezler. Özgüveni düşük olan insanlar. Bunun yanında dışarıdaki insanlar tarafından biraz ihtiyacı olan değeri görmezler. Burun kıvırır dışarıdaki insanlar. Bunun yanında özgüveni düşük olan satıcıdan kimse alışveriş yapmaz. Veya özgüveni düşük olan insanla kimse evlenmek istemez. Özgüveni düşük olan insan ile kimse çalışmak istemez. Dolayısıyla özgüven eksikliği olan insanlar hayatında çok sefer aşağılanıp itilip kakılır. Devamlı görmek istediği değeri göremez. Hak ettiğini düşündüğü o saygıyı etrafından alamaz. Saygıyı kimse göstermez. Dolayısıyla herkes özgüvenini arttırmak istiyor. Çocuklarının özgüveninin yüksek olmasını istiyor. Şimdi gelelim, neden özgüven düşer? Maddi tarafını anlatacağım. Bir de manevi tarafı, yani spiritüel tarafı, metafizik tarafını da anlatmak istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçek çareyi hayatınıza uygular, hayatınızı güzelleştirirsiniz. Öz değeriniz, öz saygınız, öz kıymetiniz artar. Önünüzdeki engelleri kaldırır. Fırsatları değerlendirirsiniz. Hem maddi hem de manevi kazançlar elde edersiniz. O yüzden şimdi maddi tarafından başlayalım değerli arkadaşlar. Herkesin bildiği üzere kontrat diye bir şey var. Almanlar buna Vertrag diyor. Yani bir anlaşma. Bir anlaşma, bir kontrat imzalandıktan sonra bu kontratı yerine getirmeyen insan hangi tarafsa o kişi mahkeme tarafından cezalandırılır. İlk önce uyarı gönderilir. Mesela Almanya'da sen borç kontratı imzaladın ve borcunu ödemedin. Buradan örnek vereyim daha anlaşılır olsun diye. Sana ilk önce bir uyarı mektubu gönderirler. Sonra ikinci mektup daha gelir. Bu sefer cezalı, yani üzerine bir rakam koyarlar, eklerler o şekilde. Bir daha mektup gönderirler. Seni uyarırlar. Üçüncüsünde ceza biraz daha yükselir ve seni mahkemeyle uyarırlar. Yine de borcunu ödemezsen bu sefer mahkemeye verilirsin. Dava edildikten sonra büyük bir ihtimalle davayı karşıdaki kişi kazanır. Mahkemenin görevlendirdiği icra memurları gelir ve senin evinden o parayı, borcu alırlar. Yani sevdiğin ne varsa, sevdiğin evde çok değerli olan ne varsa, altın, bilezik, neyse artık önemli olan, onları elinden öyle de böyle de alırlar. Yani mahkeme kararı. Önemli olan burada anlaman gereken mahkeme kararının çıkması. Şimdi özgüvenle ne alakası var? Sen de kendine söz verdin. Yerine getirmedin. Dedin ki sabah 7'de kalkacağım dedin, yerine getirmedin. Bir uyarı yerine getirmeyince içindeki ses devamlı vicdanın seni rahatsız eder. Bir daha söz verdin, yine getirmedin. Bir daha söz verdin, yine getirmedin. Bu sefer devamlı kendi kendine içindeki ses seni uyarır, sana laf sayar, seni aşağı, sana bir şeyler söyler, seni rahat bırakmaz. Senin üzerine gelir. Öyle düşün. Öyle anlamaya çalış. Dersin bak, bir işe başlayacağın zaman bak sen bunu yapamazsın. Neden yapamazsın? Çünkü daha önceden söz verdin, yerine getirmedin. O yüzden bu işi de yapamazsın diye içindeki ses seni aşağılar. Bunun yanında bu işlem, bu uyarılardan sonra mahkeme kararı çıkar sanki. Öyle düşün. Ve bu mahkeme kararında sana bir mühür konur. Maddi tarafını anlatıyorum. Psikolojik yönlerini anlatıyorum size. Ve sen artık inanırsın. Benim özgüvenim düşük. Neden? Mahkeme kararı çıktı çünkü. Senin vicdanın, senin bilinçaltın, senin zihnin sana seninle alakalı bir karar çıkarttı. Bunun özgüveni düşük. Bu bir şey yapamaz, hiçbir şey beceremez. Niye? Çünkü kaç kere uyarı aldın, yerine getirmedin. Şimdi bu maddi taraf. Manevi taraf da böyle oluyor aşağı yukarı. Sen ta ruhlar aleminde söz verdin. Kime söz verdin? Başta Hazreti Allah'a söz verdin. Ne dedin? Sen bizim Rabbimizsin dedin, değil mi? Elestu bi rabbikum diye Hazreti Allah sana sordu. Sen de evet dedin. Bela. Bela evet demek. Yani tamam, kabul. Sen
bizim Rabbimizsin. Ben de senin kulunum dedi. Sonra uf, kontratı ne yaptın? İmzaladın. İmzası duruyor belli. Nerede olduğunu bilen biliyor. Ve yerine getirmedi. Yerine getirmeyince ne oluyor? Sen uyarılıyorsun sürekli. Uyarılıyorsun ve mahkeme kararı çıkıyor. Sonra icra memurları geliyor. Bunun dışında başka örnekler de vermek istiyorum. Örneğin sen kendine yine söz verdin. Dedin ki ben bunu yapacağım. Bundan sonra şuna dikkat edeceğim. Ama dikkat etmiyorsun. Şu kötü alışkanlıklardan kurtulacağım dedin. Karar verdin. Yerine getirmiyorsun. Manevi olarak da yine aynı şekilde uyarılar, manevi sıkıntılar, psikolojik rahatsızlıklar ve mahkeme kararlarının çıkması. Başka bir örnek daha vermek istiyorum. Kötü alışkanlıklardan kurtulma ve yeni davranışlar kazanma konunun dışında mesela nezirler, adak adayıp yerine getirmemek veya yemin etmek. Yani sözünle özünün ayrı olması. Söz veriyorsun ama davranışın o şekilde değil. Hani o yüzden derler ya sözünle özün bir olsun diye. Bunları yerine getir getirmediğin zaman sen az önce maddi örneklerde verdiğim gibi manevi örnekte de bu şekilde uyarılarla mahkemeye çıkarılıyorsun bir çeşit ve senin üzerinde bir hüküm çıkıyor. Hüküm ne? Senin elinde değerli olan neyse onlar elinden alınıyor. Bir kere senin kişiliğini bir çeşit alıyorlar. Özünü senden alıyorlar. Yani ruhunun küçülmesi, güçsüz olması, devamlı ezilmen birileri tarafından, en yakının tarafından. Senin çocuğun seni dinlemiyor örneğin veya senin eşin seni eziyor. Senin annen seni aşağılıyor. Senin baban seni aşağılıyor. Öyle düşün. Onlar da icra memuru. Öyle düşün. Yani görevlendirilmiş ama haberi yok. Yani manevi, spiritüel veya metafizik gibi düşün. Seni onlar cezalandırıyor. Önemli olan, elinde değerli olan her şey elinden alınıyor. Mesela sen çalışıyorsun, uğraşıyorsun, gayret gösteriyorsun. Para kazanıyorsun. Bereket kaldırılıyor. Neden? Çünkü söz verdin, yerine getirmedin. Mesela adak adadın, yerine getirmediysen bereketin kalkıyor. Veya senin müşterilerine söz verdin, yerine getirmediğin ne cezalandırılıyorsun? Müşterilerin azalıyor. Sağlığını kaybediyorsun. Yani icra memurları, öyle düşün. Görevlendirilmiş icra memurları senin elinden bütün değerli olan her şeyi gelip sırayla tek tek alıyorlar. Çünkü söz verdin, yerine getirmediğin için. Değerli arkadaşlar, bu düzeltilebilir mi? Evet, düzeltilebilir. Mahkeme kararı değiştirilebilir mi? Maddi olarak, manevi olarak? Evet. Gidersin mahkemeye, maddi olarak borcun var mesela. Dersin ki tamam anlaşalım. Ben bu borcumu ödeyeceğim. Taksite bağlarsın. Ve mahkeme kararı değişir, değil mi? Ve yavaş yavaş söz verdiğin gibi bu sefer ödedikçe sen hem rahatlarsın, maddi taraf, maddi borçlarından bahsediyorum. Vicdanen rahatlarsın, maddi olarak rahatlarsın, önünü görürsün. Manevi taraf da böyle. Yani sen örneğin birilerine söz verdin, müşteriye söz verdin. Yerine getirmeye başladıkça manevi olarak da rahatsın, vicdanın rahat, kendini iyi hissediyorsun, ruhun güçlenmeye başlıyor. Allah'a verdiğin sözler var, onu yerine getirmeye başladıkça daha güçlü oluyorsun, ruhun büyümeye başlıyor, egon küçülüyor, nefsin küçülüyor. Bunun yanında adak borçların varsa veya nezirlerin varsa onları yerine getirdikçe üzerindeki sıkıntıların kalkıyor. Bir bir kalkıyor. Tek tek kalkıyor. İcra memurları artık seni ziyaret et. Senin elinde önemli olan, değerli olan varlıklarını almıyorlar. Öyle düşün. Almayınca da sen maddi olarak da düzelmeye başlıyorsun. Yani bereketin artmaya başlıyor. Huzurun artmaya başlıyor. Ailenle daha iyi anlaşıyorsun. Çocuğuna söz geçirebiliyorsun. Bu olayı bu şekilde anlamaya çalışın. Özgüveni güçlendirmek için yapman gereken nelerdir? Özünle sözün yan yana gelsin. Yani söz verdiysen yerine getir. Ama ilk sözlerin, en önemli verdiğin sözler kime ise onları, yani sıralamasını ona göre yap. Sen de kendine söz veriyorsun. Kendine verdiğin sözleri de yerine getir. Çünkü o da bir çeşit kul hakkı gibi düşün. Yani kendinsin ama bir kul hakkı gibi. Bundan dolayı da cezalandırılıyorsun. Çözüm belli. Söz verdin, yerine getir. O kadar basit. Maddi ve manevi kazanımlar için söz verdin, yerine getir. Şimdi toparlayalım değerli arkadaşlar. Yıllardan beri bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bizim yanımıza kendi işini kurmuş ama bir türlü yürümüyor veya istediği yere getirememiş işini veya para kazanıyor ama bereketi yok. Araştırdığımızda, incelediğimizde biz ne yapıyoruz? Bakıyoruz ki söz vermiş, yerine getirmemiş. Nezirleri var, adakları var, kendine verdiği sözler var, yerine getirmemiş. Müşteriye söz vermiş, yerine getirmemiş. Manevi sebepler var. Metafizik saldırılara uğruyor. Neden? Çünkü manevi olarak metafizik saldırılara uğruyor. Maddi olarak da sürekli mahkemelerle
şöyle uğraşıyor. Sürekli icra memurları geliyor. Yani bunun iki tarafı var. İki memur var. Yani hem icra memurları maddi tarafı hem manevi metafizik diyelim. Öyle anlayın. Böyle daha iyi anlarsınız. Bu saldırılardan dolayı iki taraftan da saldırı olduğu için iş insanı bir türlü işini düzlüğe çıkaramıyor. Sadece iş insanları mı? Hayır. Normal insanlar, vatandaşlarımız bir yerde çalışıyor ama iki yakası bir araya gelmiyor veya evlenmiş, çoluğu çocuğu olmuş ama hala ailesinde huzuru yok, mutluluğu yok. Çocuk söz dinlemiyor, adam söz dinlemiyor. Kaynanayla problem var, herkesle problem var. Kendisiyle barışık değil, özgüveni düşük. Bunların sebepleri biraz önce saydıklarım. Bunları biz nasıl çözüyoruz? Kardeşim sen gel bir yanımıza. Şu kağıtları doldur. Testler veriyoruz ellerine. Analiz yapıyoruz. İnceliyoruz, araştırıyoruz. Maddi sebeplerini ve manevi sebeplerini buluyoruz. Bulduktan sonra onlar tabii hassas konular. Orada engelleri bulduktan sonra nasıl çözeceğini 3 ay, 6 ay, 1 sene içerisinde nasıl çözebileceğini elinde reçete vererek, bir plan vererek gösteriyoruz. Onları çözdükçe hayatını güzelleştiriyor. Dolayısıyla eğer sen de bu şekilde hayatını güzelleştirmek istiyorsan, özgüvenini gerçekten arttırmak istiyorsan, o zaman bizim programlarımıza katılmak için başvuru gönderebilirsin. Hemen videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur, eğitimde görüşelim. Bunun yanında bu videonun altına mutlaka düşüncelerini yaz. Videoyu beğen. Sevdiğin dostların, arkadaşların vardır. Bir girdabın içerisine girmiştir. Bir türlü çıkamıyordur. Onlara yol göstermek için bu videoyu onlara da gönderebilirsiniz. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.